Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 3'ü bir yerde matematik EP kitabında kazanım tadına sorular test 44 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci soruya başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen silindire göre oklardan birine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruyor. Arkadaşlar A şıkkına bakıyorum, üst taban. Bakın burası üst tabandır. Evet, bakın burası üst taban. B'ye bakıyorum, yan yüz. Gençler şurası yan yüz, bakın yan yüzü gösteriyor. Evet. C'ye bakıyorum, eksen arkadaşlar. Eksen tabanların çaplarını arkadaşlar merkezlerini birleştiren şu M ve M üstü doğru parçası eksendir arkadaşlar. Bakın şurası eksen. O halde bu eksen diyorum. Evet. Şurası arkadaşlar yüksekliktir. Yükseklik şeklinde yazalım. Evet. D'de baktığım zaman arkadaşlar taban çapı diyor. Taban çapını göremiyorum arkadaşlar. Evet, taban çapı herhangi bir okla gösterilmiyor diyorum. Evet, şu yükseklik arkadaşlar ve aynı zamanda burası da yarı çaptır diyelim. Ama taban çapını herhangi bir ok ile göstermedi. Şunu da alt taban olarak gösterelim ki bütün oklar nerelere ne hitap ettiğini, neyi ifade ettiğini görmüş olanı diyorum ama taban çapı yoktur diyorum. Evet, ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruya baktığım zaman gençler yukarıda verilen silindire göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Evet, A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Yükseklik 18'dir. Doğru. Taban çapı 6 santimetre diyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz taban yarı çapıdır. Çap arkadaşlar 6 çarpı 2'den 12 santimetredir diyorum ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet, tabanca yarı çapı 6 santimetre doğru. Taban çevresi dediğimiz arkadaşlar dairenin çevresidir. Bu da 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 6 idi. 6 kere 6 36 santimetre. Bakın D şıkkı da doğrudur diyorum. Ve B şıkkını işaretledik diyelim. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, yukarıda yan yüzü verilen silindirin alt tabanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor gençler. Dikkat edelim. Arkadaşlar şimdi silindirin yan yüzü dikdörtgen şeklinde ama ben şunu göremiyorum burada. Tabii ki her iki alternatifi de düşünmek gerekiyor. Bu silindirin acaba açını mı buradan mı yapılıyor? Yani alt taban ve üst taban buralarda mı gençler? Yoksa tabanları burada mı şeklinde düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz taban neredeyse ona göre tabanın çevresi değişiyordu. Örneğin ben tabanı burada kabul edersem de gençler. O halde bakın benim bu çevrem, şöyle maviyle gösterelim. Çevremiz tabanın çevresine eşit olması gerekiyor. Şu 12 santimetreye eşit olması gerekiyor. Yani çevre eşittir 12 olmak durumunda diyorum. O halde çevreyi biz 2 çarpı pi çarpı r'den hesap ediyordum. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 12 ise 6 çarpı r 12'dir. Yarıçapta 2 santimetre olmalıydı. Baktığım zaman alttaki şıklara yarıçapı 2 santimetre olan bir daire göremiyorum. O halde değiştiriyorum arkadaşlar. Şurayı temizliyorum. Daireler burada olmalı diyorum. Yani dairelerin çevresi gençler 36 santimetre olmalı. Bakın bu kenara eşit olacak diye söylüyorum. O halde çevre eşittir 36. Bu 2 çarpı pi çarpı r'ye eşit olmalıydı. 36 eşittir. 2 kere 3 6 çarpı r yapar. Buradan yarıçap 6 santimetre olmalıdır diyorum. Şıklara baktığımız zaman yarıçapı 6 santimetre olan B şıkkını görüyorum arkadaşlar. Ve sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Dördüncü soruya baktığım zaman yan yüzü verilen silindire göre ABCD dikdörtgensel bölgesinde taban yarıçapının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz yine benim tabandaki dairesel bölgenin nerede olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Yani altta ve üstte de olabilir, yanlarda da olabilir şeklinde düşünmem gerekiyor. Yani her iki alternatifi de dikkate almamız gerekiyor. Şöyle bir de biraz daha yakın yapayım. Evet. Eğer arkadaşlar üsttekiler tabansa
Onun çevresi 18. Olmalıdır diyorum. Ve çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r diyorum. 18'e eşittir. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 18 ise 6 çarpı r 18'den yarıçap 3 santimetredir. Devam ediyorum. Arkadaşlar eğer yandaysa bunların dairesel bölgeleri, o halde 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 6'dan 6 çarpı r eşittir 6. Buradan yarıçap 1 santimetre çıkar. Bunların toplamını istemişti. 3 artı 1 4 santimetre olur alabileceği değerler toplamı ve B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet devam edelim. 5. soruya geçelim. Evet yukarıda açının verilen silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar bakın burada çok da güzel denk geldi. Tabanın nereye ait olduğunu gösteriyor. Ve bu tabanın çevresi şu dikdörtgenin kenarına eşittir. Yani tabanın çevresi 48 santimetredir. O halde 2 çarpı pi çarpı r'den 48 eşittir diyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 48 ise 6 çarpı r eşittir 48'den yarıçap buradan 8 santimetre olmalı. D şıkkı doğru cevaptır diyorum gençler. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet altıncı soruya baktığım zaman arkadaşlar yukarıda açının verilen silindirin çapı kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar Pisagor bağıntısından hatırlarsanız bakın şöyle bir dik üçgen değil, görüyorum. 7, 24, 25 özel üçgenimiz vardı. O halde şu dikdörtgenin uzun kenarı 24 santimetredir diyorum. Ve dairemizin çevresi 24 santimetre olmalı derim arkadaşlar. O halde 2 çarpı pi çarpı r eşittir 24 ise 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 24 eşittir. 6 çarpı r eşittir 24'ten yarıçap 4 santimetredir. Arkadaşlar dikkat edin bizden yarıçap istemedi. Çapı istedi. O halde çap da bunun 2 katı 4 çarpı 2'den 8 santimetre olmalı diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. 7. soruya baktığım zaman yukarıda verilen silindirin taban çevresi kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar taban çevresi yarıçapı 8 santimetre olan dairenin çevresi eşittir diyorum. O halde 2 çarpı pi çarpı r'de pi 3 al dedi. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 8'den 6 kere 8 48 santimetre olur ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. 8. soruya geçelim. 8. soruya baktığım zaman çapı 8 santimetre, yüksekliği 4 santimetre olan dik dairesel silindirin açınımı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sordu. Arkadaşlar çapı 8 santimetre ise yarıçapı 4 santimetre olmalı diyorum. O halde tabanda arkadaşlar dikdörtgenin kenarı ne olmalı? Dikdörtgenin çevresi, kısa kenarı daha doğrusu veya dikdörtgenin kenarı arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 4 24 santimetre olmalı. Bu tabanı yerleştireceğim kenarın uzunluğu arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman şıkları A şık arkadaşlar yarıçap 8 dedi eliyorum. A şık olamaz. Şimdi B'de yarıçap 4 dedi ama arkadaşlar 24 nerede olmalıydı? Bakın burası 24 olmalıydı. Eliyorum. C'ye bakıyorum. Yarıçapı 4. Evet yarıçap 4 ve bakın yarıçapın arkadaşlar dairenin olduğu kenar 24 santimetredir diyor. Ve sorumuzun cevabı C şıkkı diyorum. Evet D'ye de baktığımız zaman arkadaşlar. Evet yarıçap doğru ama şu dikdörtgen arkadaşlar uzun kenarı doğru değil. Buranın 24 olması gerekiyordu diyorum ve eliyorum arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C şıkkı olur diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 9. soruda aşağıdakilerden hangisi bir dik silindirin açınımı olabilir diye sordu. Arkadaşlar dikkat ederseniz hemen A şıkkından başlarsam yarı çapları verdi. Şu dikdörtgenin arkadaşlar kenarlarını bulmam gerekir diyorum. O halde çevre eşittir 2 çarpı direkt yerine yazıyorum arkadaşlar. Pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 4 24 santimetre olmalı. Şu dik kenarı dikdörtgenin bir kenarı arkadaşlar 24 santimetre olmalıydı. 6 santimetre olduğu için olamaz diyorum.
Şimdi B'ye baktığımız zaman yarıçapımız 3. Çevre eşittir 2 çarpı 3 çarpı 3'ten dikdörtgenin kenarı 6 çarpı 3 18 santimetre olmalıydı. 6 santimetre var, olamaz diyorum. C'ye bakalım. Yarıçapımız 2. 2 çarpı 3 çarpı 2'den 2 kere 3 6. 6 çarpı 2 12 santimetre. Evet bakın arkadaşlar, 12 santimetre ve sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Son olarak D'yi de gösterecek olursam, çevremiz 2 çarpı 3 çarpı 2'den 12 santimetre olmalıydı arkadaşlar. Neyi? Aynı zamanda dikdörtgeni, şu uzun kenarı 6 santimetre olduğu için bu şıkkı da eleriz diyorum gençler. Evet, devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Evet, 10. soruya baktığım zaman arkadaşlar, yukarıda kapalı şekli ve açılımı verilen dik silindire göre x artı y kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar x'e dikkat ederseniz aynı zamanda bu dairenin çevresine eşit olmalı. O halde çevre eşittir diyorum. 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı 6 36 santimetre olur x'in değeri. Evet, y'ye bakıyorum. Y aynı zamanda buradaki arkadaşlar yüksekliktir. Direkt 30 santimetre diyorum. O halde x artı y 36 artı 30'dan 66 santimetre olur. Sorumuzun cevabı A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 11. soruya baktığım zaman gençler, yukarıda noktalı kağıtta verilen O merkez çemberlerle dikdörtgenler silindirinin açılımı oluşturulacaktır. Buna göre hangi dikdörtgen yan yüz olur şeklinde soruyor. Arkadaşlar öncelikle dairelerime bakarsam çaplarını bir birim, yarı çaplarını bir birim kabul ediyorum ve çevresi 2 pi r'den 2 çarpı pi 3 aldım çarpı 1'den 6 santimetredir. O halde ne arıyorum arkadaşlar? Bir kenar 6 santimetre olan dikdörtgeni aramam gerekiyor. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim arkadaşlar. Santimetre demeyelim. Birim diyelim çünkü santimetre olarak vermedim. Evet, birim olarak verdi gençler. 7 birim. 6 birim burası. Burası da 7 birimdir. Olamaz diyorum. Çünkü burası 2 birim gençler. Mutlaka bir kenarı 6 birim olacak. Bakın 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Evet. Şekil altısına ortaya çıktı. Cevabımız 2'dir diyorum. Yine diğerlerini de göstereyim. 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Ve 2 birim. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman 6 birim olması gerekiyor diyorum ve 2 numaralı dikdörtgen yan yüz olur diyoruz ve B şıkkını işaretliyorum. Evet, devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. Arkadaşlar 12. soruda yukarıda boşluk bırakılan noktalı yer aşağıdakilerden hangisi yazılır diye bir sorumuz var. Bir dik silindirin alt ve üst tabanlarının merkezlerini birleştiren doğru parçasına, arkadaşlar birinci soruda da aynısını söylemiştim, eksen denir diyorum. Şimdi dairelerin merkezlerini birleştireceğiz. Bakın şöyle düşünelim. Şu dairelerin, şöyle bir tek sağdan yapayım. Merkezlerini birleştiren arkadaşlar doğru parçası dik silindirde böyle merkezlerini birleştirdiğimi düşünüyorum. Ve silindir olarak da gösterelim. Evet. Şu arkadaşlar doğru parçası bizim için eksen olur diyorum. Ve A şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. 13. soruya baktığımız zaman yarıçap uzunluğu 5 santimetre, yükseklik 20 santimetre. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu silindirin yan yüzü olabilir diye soruyor. Arkadaşlar yükseklik 20. Şimdi dikdörtgenin diğer kenarını aynı zamanda biliyorsunuz silindirin tabanının çevresine eşit olacaktı. Taban çevresini 2 pi r'den buluyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 5 santimetre. 2 kere 3 6. 6 çarpı 5 30 santimetre olmalı. Dikdörtgenin diğer kenarı diyorum. Evet, bir kenar 20, diğer kenar 30 olacak. Şıklara baktığımız zaman bakın 20 ve 30'u C şıkkında görüyorum. Evet arkadaşlar, bu soruyu da bitiriyoruz ve 14. soruya geçiyorum.
Evet, 14. soruya baktığım zaman yanda verilen kare prizmanın taban ayrıtlarına değen en büyük silindir yerleştirilmiştir. Kare prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı 76 olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi kare prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı 76. Bakın yüksekliği 15 gördüm. 1, 2, 3, 4 tane 15 santimetresi var. O halde 4 çarpı 15, 60 santimetre yüksekliklerin toplamıdır diyorum. 76'dan 60'ı çıkaracak olursam arkadaşlar 16 santimetredir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ayrıtın toplamı. 16 santimetreyi 8'e bölersem bir ayrıtı diyorum. 2 santimetredir. Şöyle arkadaşlar gösterelim. O halde taban yarıçapı gençler bunun yarısı olmak durumunda. Yani bunun taban yarıçapı 1 santimetre olur diyorum. Zaten benden taban yarıçapını istemişti ve A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek 15. soruya geçelim. Evet, 15. soruyu okuduğum zaman yanda verilen silindire göre BC'nin arkadaşlar uzunluğunun karesi BA'nın uzunluğun karesinden farkı 17 santimetredir. BC'nin karesinin farkından BA'nın karesinin farkı 17 santimetredir. Ve 17 arkadaşlar olduğuna göre büyük silindirin yüksekliği kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar şimdi uzunlukları farkı 17 olan şöyle düşünebiliriz. Ben buraya x veya buraya x arkadaşlar buraya y diyecek olursam x eksi y nin karesi 17. Arkadaşlar ben burada hatırlarsanız iki kare farkı özdeşlerine geri dönelim. Ne yapıyordum gençler? Bunların kare köklerini arıyordum. X ve Y. Bunları bir artılı bir de eksili çarpıyordum. X artı Y çarpı X eksi Y'nin 17 olması gerekir diyorum. 17'nin çarpanları düşünecek olursak arkadaşlar. 1 çarpı 17'dir. Zaten asal sayıdır. O halde toplamları 17. Farkları 1 olan sayıları düşünmem gerekiyor. Şimdi toplamları 17 olan şimdi 9 ve 8 olabilir arkadaşlar. 9 artı 8 bakın farkları da 1 olan 9 eksi 8 olur diyorum. O halde benden ne istedi arkadaşlar? Büyük silindirin yüksekliği yani x'in değerini istemiş oldu. X'e ne dedim arkadaşlar buradan? 9 santimetre x olur. Y de arkadaşlar 8 santimetre olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı 9 olur diye söyleyelim. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. 16. soruya baktığım zaman taban yarıçapı 10 santimetre ve yüksekliği 80 santimetre olan dik dairesel şeklindeki bir kutunun A köşesinden bulunan bir karınca silindirin yüzeyinde bir tur atarak C köşesine ulaşıyor. Buna göre karıncanın gittiği en kısa mesafe kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar silindirin biliyorsunuz yan yüzeyi dikdörtgen şeklindeydi. Şöyle açılımını gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şu A, B, C, D köşelerini yazıyorum. Bakın burası A köşesi. A köşesi ile C köşesi aynı yere geliyor gençler. Burası B köşesi. Burası pardon. Burası arkadaşlar B köşesi ortada. Burası D köşesi. Burası C ve burası A ile üst üste gelir. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Bunu ben birleştirelim düşünürsem bakın C'ler ve A'lar birbirine denk geliyor. Şimdi o zaman bu karınca gençler A köşesinden başlıyor. C köşesine gidiyor demek aslında bu dikdörtgenin köşegeni üzerinde en kısa mesafe dediği için direkt köşegen üzerinden gidiyor demektir. Yani aralarda gezmiyor demektir gençler. Şimdi benim yüksekliğim 80 santimetre yazdım. Şimdi neyi bulmam gerekiyor? A'nın arkadaşlar uzunluğunu bulmam gerekiyor. Yani alttaki dikdörtgenin uzun kenarını bulmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ki buradan dik üçgenden Pisagor bağıntısından AC'nin uzunluğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar yarıçapı 10 santimetreydi. 10 santimetre ise bunun çevresi aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenarına eşittir diyorum. 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 2 kere 3 6. 6 çarpı 10 60 santimetredir. Bakın buraya 60 santimetre dedim. Şimdi bir kenarı 60, diğeri 80 ise
3, 4, 5 üçgenini arkadaşlar hatırlarsak 3, 4, 5'in 20'şer katı gibi düşünüyorum. 60, 80, 100'dür. Bakın burası 6, 8, 10 üçgeninde 10 katıdır diye düşünüyorum. 100 santimetre olur. Karıncanın gittiği en kısa mesafe ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet arkadaşlar, bu soruyla da testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.